Sevgililer gününüz kutlu olsun. Kutlu olsun. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Herkese yeniden merhaba, ben Kübra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendimize bir hediye öreceğiz. Bu video sevgilisi olmayanlar veya sevgilisinden güzel bir hediye alamamış olanlar için, kendini mutlu etmek isteyenler için ya da kendisinin sevgilisi olanlar için. Yepyeni bir crop top ördüm. Sevgililer gününe özel kalp şeklinde. Hemen burada. Ördüm bitti bile. Bugün de size bunun tarifini paylaşacağım. 2 gün içinde örülebilen minik crop top sizi biraz olsun mutlu eder ve bu yaza birazcık daha hazırlar diye düşünüyorum. İpler yine benim Sensi Natural Cotton kullandığım amigurumi ve punch ip olarak geçen iplerden. %100 pamuk olduğunu bildiğim ipler. O yüzden asla terletmiyor. Yani bunu yazın nasıl giyeceğiz böyle bir crop örme falan diye düşüncelere sahip olanlarınız olabilir. Hiç bunları kafanızdan atın. Biz burada yazlık şeylerin hepsini pamuk iplerle öreceğiz ve iplerin zannediyorum tanesi 20 lira gibi bir şeydi. 3 tane ip almanız yeterli. 3 renk olduğu için. Oysaki ipler inanılmaz artacak. Yani yarısını bile kullanamamış olacağız bunu bitirdiğimizde ve hatta ikinci parça bambaşka bir cropta da yine bu ipleri kullanabileceğiz. O kadar az ip gidiyor yani. Çünkü zaten sadece önümüzü örten bir parça. Arkası böyle bildiğiniz bikini gibi. İpiyle bağlıyorsunuz artık yazlık yerlerde mayoların üzerine veya yaz akşamlarında böyle mini bir şort ya da etekle çok güzel kombinleyebileceğiniz tatlı renklerden oluşan ama renkleri sizin istediğiniz şekilde yine kombinleyebileceğiniz çok basit bir crop. İplerin linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Örmeye başlıyoruz. 3 ayrı renkte ipim var. Bakın hemen şöyle göstereyim. Bir tanesini sarı seçtim, bir tanesini pembe, diğerini de fuşya. 3 mm bir tığ kullanacağım. İplerimin markası Sensi Natural Cotton, amigurumi veya punch ipi olarak geçiyor. Bunları kullanmamın sebebi pamuk olmaları. Pamuk olan iplerin hiçbirisi terletme yapmaz. Büstiyer, bra, crop top gibi şeyleri bunlarla örebilirsiniz. Ortadaki kalbin belirgin olmasını istediğimiz için fuşya renginden başlayacağız. Hemen burayı böyle doladım. Bir tane zincir çekip bunu sıkıştırıyorum ve düğüm haline getiriyorum. Pamuk iplerde böyle ayrılma sorunları ortaya çıkıyor. O yüzden biraz dikkatli örmek gerekiyor. Aklınızda olsun. Bu düğümümü attıktan sonra bunun üzerine 23 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 23 zincirimi çektim. Tığımın başına doluyorum. Birincisi değil, ikincisi değil, üçüncüsüne, üçüncü zincirime batacağım. Buraya. Ve bir tane ikili trabzan yapacağım. Bu zincirlerde bir ikili trabzan oldu. 9 tane ikili trabzan yapacağım. 9 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu baştaki zincirleri de saydığımda 10 tane olmuş oldu. Şimdi tığın başına doladım. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan yapar gibi çıkardım. Ve yarım bir ikili trabzan yapacağım. Yani ilkini çıkacağım, ikincisini çıkmayacağım. Tekrar tığıma doladım. Tekrar önümdeki boşluğa battım. Ve yine 2 tane çıktım. 3 ilmeğim var tığımda. Bir kez daha aynısını yapacağım. Ve şimdi tığımda 4 tane ilmek olmuş oldu. Hepsini aynı anda tek seferde çıkıyorum. Şuradaki ilmeğime bir ilmek belirleyici takacağım. İlmek belirleyiciniz yoksa tel toka veya herhangi bir ip parçası da takabilirsiniz. Buradaki ilmeğimi belirliyorum. Ve sıra sonuna kadar ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi 8 tane daha ikili trabzan yaptım ve son boşluğum kaldı. Oraya 9.'yu yapacağım ama 9.'yu yaparken bu boşluğa 5 tane ikili trabzan yapacağım. Şu ilk zincirimin olduğu boşluğa 5 tane ikili trabzan yapacağım. Bu birincisi. Bu ikincisi. Bu köşeyi dönebilmek için tam olarak 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi tığımın başına dolayarak şu zincirlerin, ilk çektiğimiz zincirlerin diğer tarafından ikili trabzan yapmayı sürdürüyorum. Ve bu köşeyi de
Bu şekilde oval olarak dönmüş oluyorum. Bu şekilde örerken önüme katıyorum ki kaybolsun. Boşluklar zaten kendini belli edecek. Şu şekilde çapraz olan yerden batacağız. Bunu da önümüze katacağız. Bu arada karıştırmamak için isterseniz şu beşli vardı ya buradaki. Buradaki beşlinin birincisine şöyle ilmek belirleyici takabilirsiniz. Arttırma yapacağımız ve köşe döneceğimiz yerleri karıştırmamak için. Bu şekilde. Ve buraya kadar gelelim. Şu en sonunu birlikte çıkardığımız üçlünün ortasındakine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya, aynı boşluğa. Beşliği döndük, 8 tane yaptık ve 3 tane aynı yere ikili trabzan yaptık. Daha sonra yine devam ediyoruz. Sona geldiğimde, yani şu son boşluğa geldiğimde buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir de şu zincirlerden olan vardı, ikili trabzan gibi gözüken. O da 5. olacak. Şimdi renk değiştirmek için 2. ipime geçiyorum. O da sarı. Şu ilk zincirlerimin tepe noktasından kaydırma yapacağım için bunun içinden batıyorum. Sarıyı tutup çekiyorum. Böyle görünüyor ve bunun da içinden kaydırarak çıkarıyorum. Fuşyayı şöyle sıkıştırmam gerekiyor burada. Daha sonra bu iki arkada kalan pembe ve sarıyı önüme alıyorum. Ve burada bir zincir çekiyorum. İyice sıkıştırdım. Bunları yine arkaya atacağım. Ve arkada böyle gözüküyor. Pembe kalsın. Pembeyi böyle boşluğa doğru bırakalım. Sarıyı önümüze alarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Buraya iki tane zincir çekmiş oluyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı noktaya, şu kaydırma yaptığım aynı noktaya batıp ikili trabzan yapıyorum. Arada fotoğraf çektiğim için İlmek belirleyicileri çıkarmıştım. Hatta daha kolay olması için şöyle şuradaki köşelere de birer ilmek belirleyici takalım istiyorum. Mesela buraya 5 tane yaptığımız yerin şu başına, ilk birincinin tepesine, arttırma yapacağımız yeri görebilmek adına. Yani görerek çok rahat anlayabilirsiniz aslında. Şu yuvarlağın içerisinden çıkanların hepsi arttırma yapacağımız noktalar. Ama yine karışıklık olmasın diye buralara ilmek belirleyiciler takabilirsiniz. İlk arttırma yapacağımız noktaya yani. Böyle çangır şungur devam edelim. Bu aşamada şu ilmek belirleyiciye kadar hiçbir şey yapmıyoruz. Yani şu göbekte yaptığımız üçlü ayrım vardı ya, oraya kadar hiçbir şey yapmadan dümdüz ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya geldim. Onu hemen çıkarıyorum. Ve bu noktadan başlayarak yarım ikili trabzanlarımı yapmayı sürdürüyorum. Şimdi şöyle yapıyorduk hatırlıyorsanız. Çıkardık, tekrar battık. Tekrar sadece ikisini çıkardık. Tekrar battık ve tekrar sadece ikisini çıkarttık. Tığımızda 4 tane ilmek olmuş oldu ve hepsini birlikte çıkardık. Yine karışmaması adına şu birinciye ilmek belirleyicimi takıyorum. Hepsini topladığım ilmek o. Daha sonra yine köşeye kadar ikili trabzanlarımı yapmayı sürdürüyorum. Köşeye, yani arttırma yapmaya başlayacağım yere geldiğimde, bunu bildiğiniz gibi şu yuvarlağın içerisinden çıkan yerlerden anlıyoruz. Yani bunun içinden çıkan bir ikili trabzansa arttırma yapacağımız nokta demektir. Buraya iki tane, tamamen köşeyi dönene kadar ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani çift. Şöyle. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 tane çiftli yaptık. Burada arttırmamız bitti ve normal trabzan yapmayı sürdüreceğiz.
İsterseniz buraya yine ilmek belirleyici takabilirsiniz. Ve hatta dediğim gibi bu başlangıcı da ilmek belirleyici takabilirsiniz. Şu çiftlerin başladığı yere. Ben çok gerekli görmüyorum. Çünkü hangisinin çiftli hangisinin tekli olduğunu çok net anlayabiliyorum baktığımda. Ve yine ilmek belirleyiciye kadar dümdüz ikili trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. İlmek belirleyicinin olduğu noktaya geldiğimde arttırma bittikten sonra 9 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi tekrar köşeyi yapabilmek için aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı boşluğa. 1, 2, 3. Ve ortasındakine yine. Bakın bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü boşluk. Bu ikinciye yine bir tane ilmek belirleyici takacağım. Daha sonra dümdüz şu arttırma noktasına kadar ikili trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Şimdi arttırma noktasına geldim. Yani şu yuvarlaktan çıkan bölgeye tekrar geldim. Burada bu ilk trabzanın başına batıp yine ikili ikili devam edeceğim. Hepsine çift batacağım. Yine 2 tane ikili trabzan yaptım ve her boşluğa yine 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane çiftliğimi yaptım göründüğü gibi. Şimdi burada zaten bir tane olduğu için bir tane daha yapacağım. Şu boşluğa batıyorum. İkincisi de şu zincirlerden oluşan trabzan gibi şeyim olacak ve buradan yine batarak renk değişimi yapıp bir sonraki sıraya geçeceğim. Şimdi renk değiştirmek için ikinci ipime geçiyorum. O da sarı. Şu ilk zincirlerimin tepe noktasından kaydırma yapacağım için bunun içinden batıyorum. Sarıyı tutup çekiyorum. Böyle görünüyor ve bunun da içinden kaydırarak çıkarıyorum. Fuşyayı şöyle sıkıştırmam gerekiyor burada. Daha sonra bu iki arkada kalan pembe ve sarıyı önüme alıyorum. Ve burada bir zincir çekiyorum. İyice sıkıştırdım. Bunları yine arkaya atacağım. Ve arkada böyle gözüküyor. Pembe kalsın. Pembeyi böyle boşluğa doğru bırakalım. Sarıyı önümüze alarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Buraya iki tane zincir çekmiş oluyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı noktaya şu kaydırma yaptığım aynı noktaya batıp ikili trabzan yapıyorum. Arada fotoğraf çektiğim için ilmek belirleyicileri çıkarmıştım. Hatta daha kolay olması için şöyle şuralık köşelere de birer ilmek belirleyici takalım istiyorum. Mesela buraya 5 tane yaptığımız yerin şu başına, ilk birincinin tepesine, arttırma yapacağımız yeri görebilmek adına. Yani görerek çok rahat anlayabilirsiniz aslında. Şu yuvarlağın içerisinden çıkanların hepsi arttırma yapacağımız noktalar. Ama yine karışıklık olmasın diye buralara ilmek belirleyiciler takabilirsiniz. İlk arttırma yapacağımız noktaya yani. Böyle şangır şungur. Devam edelim. Bu aşamada şu ilmek belirleyiciye kadar hiçbir şey yapmıyoruz. Yani şu göbekte yaptığımız üçlü ayrım vardı ya, oraya kadar hiçbir şey yapmadan dümdüz ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya geldim. Onu hemen çıkarıyorum. Ve bu noktadan başlayarak yarım ikili trabzanlarımı yapmayı sürdürüyorum. Şimdi şöyle yapıyorduk hatırlıyorsanız. Çıkardık, tekrar battık. Tekrar sadece ikisini çıkardık. Tekrar battık ve tekrar sadece ikisini çıkarttık. Tığımızda 4 tane ilmek olmuş oldu ve hepsini birlikte çıkardık. Yine karışmaması adına şu birinciye ilmek belirleyicimi takıyorum. Hepsini topladığım ilmek o. Daha sonra yine köşeye kadar ikili trabzanlarımı yapmayı sürdürüyorum. Köşeye yani arttırma yapmaya başlayacağım yere geldiğimde, bunu bildiğiniz gibi şu yuvarlağın içerisinden çıkan yerlerden anlıyoruz. Yani bunun içinden çıkan bir ikili trabzansa arttırma yapacağımız nokta demektir. Buraya iki tane tamamen köşeyi dönene kadar ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani çift.
Şöyle. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 tane çiftli yaptık. Burada arttırmamız bitti ve normal trabzan yapmayı sürdüreceğiz. İsterseniz buraya yine ilmek belirleyici takabilirsiniz. Ve hatta dediğim gibi bu başlangıcı da ilmek belirleyici takabilirsiniz. Şu çiftlerin başladığı yere. Ben çok gerekli görmüyorum çünkü hangisinin çiftli hangisinin tekli olduğunu çok net anlayabiliyorum baktığımda. Ve yine ilmek belirleyiciye kadar dümdüz ikili trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. İlmek belirleyicinin olduğu noktaya geldiğimde arttırma bittikten sonra 9 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi tekrar köşeyi yapabilmek için aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı boşluğa. 1, 2, 3. Ve ortasındakine yine. Bakın bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü boşluk. Bu ikinciye yine bir tane ilmek belirleyici takacağım. Daha sonra dümdüz şu arttırma noktasına kadar ikili trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Şimdi arttırma noktasına geldim. Yani şu yuvarlaktan çıkan bölgeye tekrar geldim. Burada bu ilk trabzanın başına batıp yine ikili ikili devam edeceğim. Hepsine çift batacağım. Yine 2 tane ikili trabzan yaptım ve her boşluğa yine 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane çiftliğimi yaptım göründüğü gibi. Şimdi burada zaten bir tane olduğu için bir tane daha yapacağım. Şu boşluğa batıyorum. İkincisi de şu zincirlerden oluşan trabzan gibi şeyim olacak ve buradan yine batarak renk değişimi yapıp bir sonraki sıraya geçeceğim. Şimdi bir sonraki rengime geçeceğim. O da böyle açık bir pembe. Bu fuşya arkada duruyor. Sarı da aynı şekilde arkada durmak üzere gidecek. Karşıdaki zincirlerimin tepe noktasından battım. Açık pembemi aldım. Pembeyi tutup çektim. Ve yine sarının içerisinden geçirdim. Şimdi bu aşamada sarıyı sıkıştırıyorum. Açık pembe ve sarıyı bu şekilde önüme alarak bir zincir çekip sabitliyorum. Bu zinciri sıkıyorum. Kayma veya iplerde çıkma olmasın diye. Şimdi pembe yanımda kalsın. Önümde kalsın. Sarıyı arka tarafa atıyorum. Ve bu pembeyi örerek devam edeceğim. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Burada bir trabzan gibi bir şey oluşturuyorum. Tığıma batıyorum. Ve bu aynı boşluğa tekrar batarak bu açık pembeyi de önüme katarak sarıdan kurtulup buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıkıştırıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Tekrar bu açık pembeyi önüme alıyorum. Ve ikili trabzanlarımı yapmayı sürdürüyorum. Bu ilmek belirleyeceği kadar, yani şu birlikte topladığım üçlünün ortasındaki boşluğa kadar aynı şekilde ikili trabzanlarımı yaparak geliyorum. İlmek belirleyicinin olduğu yere geldim. Çıkardım. Ve orta noktaya batıp İkili trabzanın yarısını yaptım. Bir tane daha. Ve artık bildiğiniz gibi üçüncüyü de yaptıktan sonra yine tığımda 4 tane ilmek olmuş oldu ve tek seferde çıktım. Bu çıktığım noktaya yine bir ilmek belirleyici taktım. Ve yine köşeye kadar ikili trabzanlarımı yapmaya devam ettim. Köşe dediğim nokta arttırmaları yapmaya başladığımız yer. Yani bu ikilinin ortası. Bu ortadaki ilmeğe yine çift batıyorum. Yani iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kez her birine iki tane değil, bir tanesine iki tane, bir tanesine bir tane yapıyorum. 2-1, 2-1 şeklinde gidiyor. Yani çift tek, çift tek. Bir, iki, üç, dört tane çift yaptım. Şöyle göstereyim. Bir tane çift, iki tane çift, üç ve dört tane çift yaptım. Aralarında da birer tane tek oldu. Ve yuvarlağın kenarını dönmüş oldum.
Arttırmamız şöyle oluyor. Bakın, ilk çift batılan sarının üzerine ilk çift batılan toz pembeyi yaptım. Aynı şekilde biterken de yine ilk çiftin üzerine son çift gelmiş oldu. Aralarda bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde döndü. Buraya kadar gelelim şimdi. Kalbin altındaki köşeye geldiğimizde ise ilmek belirleyicimizi yine çıkartıp bu üçlünün ortasındakine, bakın 1, 2, 3, bu ortasındakine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle aynı boşluğa batarak 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Yine en ortasından bir tane ilmek belirleyici takıp kaybetmeyelim. Yine köşeye kadar, yani şu yuvarlığa döneceğimiz, şu çiftli battığımız yere kadar dümdüz ikili trabzanlarımızı yapıp geliyoruz. Şimdi yine arttırma yaptığımız böyle çiftli gördüğümüz ikili trabzanların oraya geldiğimizde yine bunun ortasına çift yapacağız. Arttırmanın üzerine her zaman arttırma diye düşünebiliriz. Yine bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde buraya kadar geleceğiz. Şimdi biliyorsunuz bu tarafta bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yapmıştık ve 1, 2, 3, 4, 5 tane çift yapmıştık. Yine burada da 5 çift yapmış olmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. de yine şu başlangıç zincirimiz olan ve bir ikili trabzanmış gibi yukarıya doğru ördüğümüz bölgeye geldik. Şimdi yine bu tepe noktasını batıp renk değişimi yapacağız. Bir çift bir tek arttırdık ve eşit sayıda kalbin iki yanı da artmış ve büyümüş oldu. Değiştirmek artık çok basit. Bütün iplerimiz burada. Hangi rengi seçtiğimize karar veriyoruz ve fuşya'ya geçtiğimi düşünüyorum ben şu an. Daha sonra fuşya'yı buradan tutup böyle parmağıma sarıyorum ve kaydırma yapacağım boşluğu buluyorum. Bu da şu iki zincirin tepe noktası. Buraya batıyorum. Fuşya'yı tığıma doluyorum. Çekiyorum, içinden geçiriyorum ve bu pembenin de içinden geçiriyorum. Daha sonra şu arkadaki toz pembeyi biraz çekip sıkıştırıyorum. Şimdi burada önemli nokta, bu şekilde kasma yapmaması için bu pembeyi gerekli uzunlukta tutacağız. Ama içerisinde parmak girmeyecek kadar da dar olacak. Bir yeri takılmayacak kadar dar olacak fakat önü de kastırmayacak. İsterseniz ipleri tek tek kesip her seferinde renk değişimini düğümleyerek, bağlayarak yapabilirsiniz ama bana bu şekilde çok kolay geliyor. Böyle zincirimi çekiyorum. İkincisini de çekip tığımın başına doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Arkadaki iplerim buradan böyle sarkar vaziyette beni bekliyor olacak. İkili trabzanımı yapıyorum. Ta ki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar düz ikili trabzan yapmaya devam ediyorum yine. İlmek belirleyicinin olduğu noktaya geldiğinde yine hepimizin artık bildiği gibi yarım trabzanları tek seferde çıkarak bir kalbin göbeğini, büzgüsünü oluşturuyoruz. O da nasıl? Bir tanesini çıktım. Şimdi ikincisini yarım çıktım yine. Ve üçüncüsünü de aynı şekilde yaptıktan sonra tığımda 4 tane ilmek oldu ve hepsini aynı anda çıkardım. Ve yine aynı bölgeye şu çıkardığım ilmeğe ilmek belirleyicimi taktım. Yine son çift battığımız bölgenin ortasına gelene kadar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Burada 4 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve çiftlinin olduğu noktaya geldim. Yine bu ikilinin aynı yerden çıkan ikilinin ortasına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani burası çift olacak. Şimdi 1 çift 2 tek, 1 çift 2 tek diye arttırarak ilerliyorum. Bakın bir çiftimi yaptım, iki tekimi yaptım. Şimdi bir çift daha yapacağım. Ve gördüğünüz gibi yine çiftlerin ortasına çiftler gelmiş olacak. Bakın çok belli. Buraya çift, bir, iki tek, buraya çift.
Daha sonra yine ilmek belirleyicime doğru gideceğim. Şimdi kafanız karışmaması için bu yuvarlağın etrafını dönerken kaç çift yaptığımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 çift yaptık. 2, 4, 6, 8 tane de tekli yaptık. Ve sonra ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar dümdüz her boşluğa bir tane ikili trabzan yaptık. Buraya geldiğimizde ise yine her zamanki gibi aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bunların ortasındakine yine ilmek belirleyicimizi takacağız. Sonra yine ilk çiftliğe kadar dümdüz ikili trabzanlarımızı yaparak devam edeceğiz. Yine geldim çiftlerin olduğu yere. Burada çiftler var. Yine çiftlerin ortasına çift, teklerin kenarlarını da tek yapacağız. Yani bir çift, iki tek yapmayı devam edip pembemizi de bitireceğiz. Yani mantık çok basit. Çiftlerin üzerine çift, teklerin üzerine tekler yaparak arttırmalarımızı devam ettireceğiz. Artık anladığınızı varsayıyorum. İkinci kez aynı ipi kullandığımızda zaten model bayağı bir ortaya çıkmış oldu. Neler yaptığımızı da anlamış oldunuz. Bu yuvarlak arttırmalarda çiftlerin üzerine çift yaparak eğer aynı yere iki tane battıysak üzerine ikili yapacağız. Yok tekli ise aralarına tekli yaparak devam edeceğiz. Kalbin köşesini biliyorsunuz her seferinde aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıp ortasına ilmek belirleyici taktık. Kalbin buradaki göbeğini biliyorsunuz. Yarım yarım 3 tane ikili trabzan yapıp tek seferde çıkardık ve yine ortasına ilmek belirleyici taktık ki başlayacağımız noktayı bulalım. Biraz ilerledikten sonra zaten arttırmalarla bu yarım ikili trabzanlar bir araya gelecek ve kalbimiz biraz daha düz hale gelecek. Orada anlatmaya devam edebilirim. Şimdilik videoya devam edip sizi sıkmamın bir anlamı yok. Şimdi her çiftli olanlarda yine ikili yaparak arttırmamı sürdürdüm. Artık bu kalp için yarım ikili trabzanlarımı yapmayı bırakacağım. Bundan sonrasında tek yapacağım şey yine her çiftlerin üzerine yine çift batmak ve bu üçgen köşedeki üçlü yapmak. Geri kalan dümdüz şekilde gidecek. Geçişler böyle olduğu için arkası da bu şekilde görünüyor. İç tarafta kalacağı için problem değil. Sürekli kesmekten, tekrar bağlamaktan bizi kurtaracak. Yine bunu kaydırdım. Yine geçirdim. Sarıyı çekip sıkıştırdım. Bu arada eğer şu geçişlerin bu şekilde böyle fıt 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 görünmesini istemiyorsanız bir yöntem daha göstereyim. Ben çok önemsemedim. Büyük çerçevede bakıldığında şunlar çok net görünmüyor zaten. O yüzden çok önemsemedim ama ben kesinlikle öyle bir görüntü istemiyorum. Tamamen yok olsun ve böyle nizami olsun derseniz de bunun için bir yöntemim var. O da buradan değil, tek kanattan almak. Şuradan alırsanız. Bakın böyle. Bunu öyle yapalım. Sarıyı çekip yine kıstırıyorum. Bakın. Şuradaki gibi bir geçiş net ve belirgin değil. Yine bir zincir daha çekeceğim. İki zincirimi çektim. Ve aynı noktaya batacağım için, yani buraya batacağım için böyle burada şunun gibi bir ip geçişi olmayacak ve düzgün olacak. Şimdi ikili trabzanlarımı sürdürüyorum. Bu ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi ilmek belirleyicinin olduğu noktaya geldim. Burada biliyorsunuz şu üçlünün başındaki boşluk. Buraya geldiğimde normal şartlarda 3 tane yapıp tek seferde çekiyorduk ama artık buna ihtiyaç yok. Bakın arttırma buradan başlıyor. Sığmayacak. O yüzden ben direkt dümdüz şekilde hiç yarım yapmadan devam ediyorum. Ta ki bu çiftliğin olduğu yere gelene kadar burada yine arttırmamı sürdürüyorum. Hafif böyle bir potluk olabilir çünkü bu göğüs kısmının olacağı yere gelecek. Yani şuradan eğim olacak. O yüzden bunu dert etmeyin. Ama dediğim gibi sizi şunlar rahatsız ediyorsa bu gösterdiğim teknikle onları yok edebilirsiniz. Şimdi dilediğimiz kadar büyüteceğiz. İsterseniz tüm göğsünüzü kapatacak kadar büyük bir kalp yapın. İsterseniz
Daha böyle bra şeklinde. Sadece göğüs kısmınızı kapatacak kadar yapın. Burası size kalmış. Tek dikkat etmemiz gereken nokta şu köşedeki üçlü ve her arttırmanın üzerine her çiftliğinin üzerine tekrar çiftli yapmak. Yani bu arada kalanlara tekrar çift yapmak. Onun dışında ön kalbimizi bitirdiğimizde buluşacağız. Ben tam olarak 18 sıra ördüm. Bayağı büyük bir şey yaptım. Medium beden gibi oldu ama isterseniz daha küçük veya yine gövdenizi kapatmıyorsa daha büyük yapabilirsiniz. Burada tığınızın kalınlığı ve ipinizin kalınlığı çok önemli. O yüzden mutlaka ölçerek yapın. Bunu alın, göğsünüze koyun ve ön gövdenizi kapatıyor mu ona bakın. Şimdi şuraları yapmaya devam edeceğim. Ben bir ilkini yapayım. En güzel şekilde nasıl olur bir göreyim. Sonra ikincisini yaparken size de anlatacağım. Krobum neredeyse hazır. Arkasından bağlanacak parçayı da ördüm. Şimdi bu tarafı öreceğim ve nasıl örüldüğünü göstereceğim. Aslında mantık yine çok basit. Şu arttırma yaptığımız çifti noktalardan başlayarak bir diğer arttırma yaptığımız çift noktaya kadar dümdüz ikili trabzanlar yapacağım. Burada görüldüğü gibi. Hadi başlayalım. Şimdi şuradaki arttırmalar değil. Bakın üst taraftaki arttırmalar değil. Şu ikinci ve bu son arttırma. Yani şuradan sonra herhangi bir arttırma yok. Düz ilerlemiş olduk. Hemen buradan bu çiftliğin ortasından batıyorum. Pembe ipimi içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Ve iki zincir çekiyorum. Daha sonra tığımın başına dolayarak bir sonraki boşluğa batacağım. Ve bu arkada kalan ipi de önünde örerek yok edeceğim. Bu şekilde 19 ikili trabzan yapmış olmam lazım. Çünkü bu aradaki boşluk benim için 19'du. Siz daha büyük bir crop ya da daha küçük bir crop yaparsanız bu ölçü değişebilir. Arttırma yaptığım noktanın tepesine gelene kadar ikili trabzanlarımı sürdüreceğim. Evet, ilk sıramı bitirdim. İkinci sıraya geçmek için iki zincir çekiyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Örgüyü çevirdikten sonra bu ilk boşluğa değil, ikinci boşluğa batacağım. Burası değil, şuraya batacağım. Böyle görünecek. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapacağım. Hiç eksiltme yapmadan dümdüz şekilde örerek eksildiğini görmüş olacaksınız. Sırf şu noktaya batmadığımız için. Sıra sonuna geldim. Sonuncuyu gösteriyorum. Sonuncu boşluğum hemen burada. Buradan batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Yine iki zincir çekip yine örgümü çeviriyorum. Yine bu birinci boşluk değil, ikinci boşluğa batacağım. Burası değil, buraya batacağım. Bu şekilde yaparsak her seferinde bir trabzanımız eksilmiş olacak ve böyle bir üçgen elde edeceğiz. Tekrar eksiltme veya azaltma yapmamıza gerek yok. Sadece birinci boşluğa batmayarak böyle azala azala gideceğiz. Ta ki 5 tane ikili trabzanımız kalana kadar. 5 ikili trabzan kaldığındaysa bağlama kısmını yapmak için dümdüz öreceğiz. Onu da birazdan anlatıyor olacağım. Evet, bu üçgenimi de bitirdim. Toplamda 15 sıra örmüş oldum ve 5 tane ikili trabzanım sona kalmış oldu. Şöyle göstereyim. Bu zincirleri de bir tanesi sayıyoruz. 1 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi yine 2 zincir çekip örgümü çevireceğim. Ve yine birinciye batmayıp ikinciye batacağım. Dördüncüyü de normal şekilde şu gördüğünüz boşluktan yapıyorum. Artık azaltma yapmayacağım için 5.'yi şu sonda kalan 2 zincirin tepe noktasında bir yerden batıyorum. Buraya batmak birazcık zor olabilir. Özellikle eliniz sıkıysa, zincirleriniz sıkıysa biraz gevşek bırakın. Şöyle şuradan batıyorum. Ve son ikili trabzanımı yapıyorum. Böyle görünüyor. Şimdi kenarları daha düz görünecek. Burada böyle hafif çıkıntılar, girintiler vardı. Ama 5'er tane ikili trabzan her seferinde yapacağım. Şu iki zincir de bir trabzan sayıp 5 tane ikili trabzan yaparak 35 sıra. Evet, burası biraz uzun sürecek. Arkada bağlama ipimi bitirmiş olacağım. Son olarak krabımızı boğazdan bağlamalı hale getirebilmek için bir ip yapacağız. Bu ipi ben normal zincir çekerek yapmak istemiyorum. Çok ince oluyor. O yüzden kalın yapacağım için iki ipe ihtiyacım var böyle. Bir yumağın içinden bir tane çıkardım. Bir de normalde kullandığım ip var.
İki ucu yan yana getirip şöyle bir düğüm atıyorum öncelikle. Bunun böyle ucunun püskül gibi olmasını istiyorum. Böyle minik bir püskülüm oldu gibi bir şey. İplerimi bu şekilde tığımı bu aradan geçiriyorum. Ve buradan bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Alttan düğümü tuttum. Ve zinciri çektim. Tığın başına doladım. Çok daha kalın bir zincir haline geldi. Böyle bir ip askı haline geldi. Çok da basit bir yöntem bu. Ben bütün askılarımda hemen hemen bunu kullanıyorum. Sadece dümdüz bir zincir çekildiğinde çok dayanıksız oluyor. Aynı zamanda görüntü olarak da böyle etrafı zincirlerle çevrili harika bir ip. Bu şekilde sonsuza kadar galiba zincir çekmeyi sürdüreceğiz. Kaç santim olduğunu bitirdiğimde ölçüp söylerim. 130-140 santim kadar ördüm böyle görüyorsunuz bir yılan gibi. Şimdi nasıl bitireceğimi anlatacağım. İkisini birlikte içinden geçiriyorum ve asıl zincir olanı böyle biraz daha fazla çekip sıkıştırıyorum. Sonra şöyle herhangi bir yerden kesip içinden geçiriyorum. Püskülle aynı olabilmesi için neredeyse onun kadar kesiyorum. Ve şöyle minik iki püskülüm oldu. Askım da bitmiş oldu. Şimdi hepsini bir araya getirip giyelim. Bitti. Bu kadardı. İşte bitti bu kadar. Hepiniz örebilirsiniz. Kendinize güvenin ve başlayın. Eliniz biraz hızlıysa bir günde, biraz az hızlıysa 3 günde çok kolay şekilde bitirebilirsiniz. Örerseniz bana mutlaka fotoğraf veya video göndermeyi unutmayın. Çok mutlu olacağım. Ve aslında sevgililer gününde sevgilimize örebileceğimiz şeyler paylaşmam gerekiyordu, biliyorum. Bu sene kendimiz için bir şeyler yapalım. Seneye örebilmeniz için kanalda bir sürü video olacak. Hazırladığım birkaç tane erkek arkadaşımıza örebileceğimiz basit tarif var. O yüzden hala kanala abone olmadıysanız şimdi abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.